Evet, Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı. Yerine bir atama yapılmamıştı ama şu dakikaya kadar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten üniversitenin öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mehmet Naci İnci'nin atandığı bilgisi var ki akademisyenlerle konuştuğumuzda sürecin böyle işleyeceğini söylemişlerdi. Rektörlük adaylığı için de başvuru ilanına çıkıldığı belirtiliyor. Bunun da altını çizelim. Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkılmış sevgili izleyenlerimiz. Şimdi bu konuyu detaylandıracağız. Daha da detaylandıracağız. Boğaziçi için mezunlar girişiminden akademisyen Nilgün Cön yayınımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Önce son gelişmeden başlamak isterim ben. Vekaleten Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mehmet Naci İnce'nin atanması süre gelen süreçte normal bir durum mu? Ve rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkılmış olması bu bize ne anlatıyor? Eski sistem geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu sefer bir atama seçim olmadan yapılmayacak anlamına gelebilir mi? Efendim zaten söz konusu olan bütün protestolarda ve karşı çıkışlarda hiçbir zaman Melih Bulu'nun şahsı değildi. Boğaziçi Üniversitesi'nin 100 yılı aşan bir geleneği var. Boğaziçi'ndeki kararlar yatay hiyerarşide alınır. Aşağıdan yukarıya doğru tüm akademik birimlerin kararları ve önerileri doğrultusunda atamalar ve kararlar alınır. Evet. Biz mezunlar olarak da öğrencilerle, akademisyenlerle ve üniversitemizin çalışanlarıyla birlikte bunu talep ediyoruz başından beri. Elbette ki vekaleten rektör yardımcısının şu anda görev yapması alışılagelmiş bir süreçtir. Hı hı. Başvuruya çıkılması da diliyorum çok acelecilikle ve ivedilikle bir seçim süreci ve aday belirleme süreci yaşanacaktır üniversitemizde. Tabii ki hepimizin dileği bu. Üniversitemizin var olan teamüllerine uygun bir rektör seçimi yapılsın. Evet, tabii evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun süredir süren protestolardan bahsediyoruz. Melih Bulu'nun 6 ayda protestolar bitecek sözleri hemen akla geliyor. 6,5 ay oldu, 194 gün oldu ve Melih Bulu görevden alındı. Etkenleri burada konuşmak önemli aslında. Protestolar sonuç mu verdi yoksa Melih Bulu ile ilgili çalıntı, intihal dosyasının yöke gitmiş olması da sebepler arasında görülebilir mi? Tabii ki şunları konuşmak şu anda bir spekülasyon olacak. Bu görevi atama ve görevden almanın arka planındaki etmenleri tabii ki bizim bilmemiz şu anda mümkün değil. Elbette ki hem hocalarımızın, hem öğrencilerin, hem mezunlarımızın, hem de çalışanların, üniversite çalışanlarının böylesi bir atamaya, seçim yapılmadan, demokratik bir süreç işlenmeden böylesi bir atama yapılmasına karşı durmalarının etkisi olduğuna inanıyorum. İntihal konusunda da yaptığımız araştırmalar mutlaka ki bir faktörlerden biridir diye düşünüyorum. Evet, intihal uzun süredir aslında Melih Bulu ile birlikte gündemde olan bir konuydu. Şimdi bir dosya söz konusu ama akademik anlamda biraz daha böyle anlamamıza yardımcı olursanız biz çok mutlu oluruz. Çünkü Melih Bulu diyor ki hayır yalan, ben intihalde bulunmadım. Sadece tırnak işareti kullanmadım alıntılarımda. Bizim zamanımızda öyle değildi diyor bir de. Öyle miydi süreç o dönemde? Melih Bulu'nun dediği gibi mi işliyordu? İsterseniz biraz başından alayım. Buyurun. Melih Bulu'nun atanmasıyla birlikte uluslararası platformdan birçok akademisyen intihal iddialarında bulundu. Hatta bir takım boyalı metinler karşılaştırmalı olarak sosyal medyada dolaştı. Ardından Elizabeth Bick Science Integrity Forum'undan çok da saygın ve dikkate alınır bir akademisyendir. O da aynı iddialarda bulunduktan sonra biz de dedik ki bakalım bu iddiaların arkasında ne var? Birçok akademisyen yurt dışından, yurt içinden, birçok Boğaziçi mezunu akademisyen bu konuda çalıştık. İlk önce
elektronik tarama sistemlerinden geçti 3 tane. Ardından da tek tek gözle kaynak ve metin karşılaştırması yapıldı. Ve bu arada ciddi olarak sorunlu bölümler var. Biz buna yanıltıcı referanslama diyoruz. Yani birinden birebir alıntı yapıyorsunuz. Bunu tırnak içine almıyorsunuz. Arkasına da yazarın adı, yılı ve sayfa numarasını vermediğiniz takdirde bu sanki sizin kendi ifadenizmiş gibi anlaşılıyor. Oysa ki sizin ifadeniz değil, başka birinden bir alıntı bu. Biz buna yanıltıcı referanslama diyoruz. Bunlardan yaklaşık 131 sayfada 70 adet toplam olarak saptama yapıldı. Bu sorunlu bölümleri de biz incelenmek üzere Yükseköğretim Kurumu'na ilettik. Tabii ki o dönemde, yani Melih Bulu'nun tezlerini verdiği dönemde, 93 ve 2003'te tezlerini verdiği dönemde, tabii bu elektronik tarama sistemleri Boğaziçi'nde henüz kullanılmıyordu. Dolayısıyla gözden kaçmış olması da muhtemel. Fakat madem ki böyle enstrümanlar var elimizde, bunları kullanalım dedik. Gelelim tırnak meselesine ve Boğaziçi'nde böyle bir yönergenin olmamasına. Ben 87 mezunuyum. Yani kendisinden daha tarihsel bir mezunum. Birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren Boğaziçi'nde her ders için iki tane vize sınavı, bir final sınavı yapılır, bir de dönem ödevi yazılır. Dolayısıyla ikinci sömestriden itibaren lisans düzeyinde bile tez yazım kılavuzu verilir öğrenciye. Ayrıca lisansüstü çalışmalar için de hem Fen Bilimleri Enstitüsü'nün hem Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün öğrenciye başvurduğu anda verdiği kılavuzlar vardır. Diyelim ki hadi bunlardan hiçbirinden haberi olmamış olsun, fakat kendisi düzgün referanslama yaptığı bir tek yer var. Bir de kullandığı görseller için yaptığı referanslama var. Orada görüyoruz ki bir tez yazım biçimi olan APA'ya göre gayet düzgün bir şekilde biliyormuş kendisi nasıl yapılacağını bunu. Yani yapmadığı yerlerde arizi bir hatadan bahsetmemiz söz konusu olamayacak bu durumda. Evet. Evet. Bu bizim için çok çok önemli. Akademik ahlak ve akademik etik hepimiz için çok çok önemli bir yol gösterici. Bu konuyu hepimiz çok ciddiye alıyoruz. Bunu hem Türkiye içinde hem uluslararası platformlarda takip etmeye devam edeceğiz. Tabii. Peki. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alınmamış olsaydı, YÖK'e intikal etmiş bir dosyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla süreç, acaba intihalle ilgili süreç o dönem nasıl işlerdi? O zaman nasıl işlerdi? Evet, şu anda bağlantımızda küçük bir sorun var. Arkadaşlarım bağlantıyı tekrar kurmaya çalışıyorlar. Akademisyen Nilgün Cön'le konuşmayı sürdüreceğiz sevgili izleyenlerimiz. Bizler de bu sorunu çözdükten sonra, mesele şu: Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Sayın Cön, sesim size ulaşıyor mu acaba şu anda? Evet efendim, duyuyorum sizi. Sorum şuydu: eğer Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmamış olsaydı Melih Bulu, sizin hazırlamış olduğunuz, mezunlar girişimin hazırlamış olduğu bu intihal dosyası YÖK'e ulaştı. Peki bundan sonra süreç nasıl işlerdi? Hangi olasılıklar söz konusu olurdu? Bu olasılıklar halen söz konusu. Çünkü bu rektörlüğe bağlı bir şey değil. Bu bir akademik kazanım. Ve bütün bu tezlerle aslında akademisyen oluyoruz. Ve ondan sonra gelen idari görevlerle bağlantılı olan titrler de bunlarla bağlantılı. Yani süreç işlemeye devam ediyor prensip olarak. Artık bundan sonrası tabii ki Yükseköğretim Kurumu'nun tasarrufuna kalmış. İnceleme komisyonu mu kurulur, nasıl bir yol izlerler, biz bunu bilemiyoruz. Ama 30 gün içerisinde bize en geç dönüş yapacaklarını düşünüyoruz. Böyle bir
durum var. Evet, bu arada Melih Bulu'nun ilk tepkisi şaşkınlık içeriyordu. İnanmamış anlaştığımız kadarıyla. Daha doğrusu kendisine haber ya da bilgi de verilmemiş. Yani Melih Bulu'ya görevden alınması sürpriz olmuş. Çünkü yalan haber deyip yalanlıyor. Benim haberim yok diyor. Siz neler düşündünüz, neler hissettiniz? Beklediğiniz bir gelişme miydi? Yoksa Melih Bulu'ya olduğu gibi genel anlamda bir sürpriz mi görevden alınmış olması? Zannediyorum bu alıntıladığınız tweet'i daha eski bir tweet. Daha önce de böyle bir şey dolaşmıştı. Zannediyorum şu anda sosyal medyada çok daha önce, aylar önce şahitlik ifadesini içeren bir tweet atmıştı. Bu Instagram hesabından bu sefer paylaşımı yapmış Sayın Cön. Evet. Daha sonra da silmiş. Instagram zaten artık resmi bir kanal oldu. Evet. Görevden alınmalara ilk tepkiler. Yani bilemiyorum tabii ki kendi nasıl hissediyor ama bir gecede atanan bir gecede de gidebilir. Bunda çok şaşılacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Biz tabii ki bunun doğru bir karar olduğunu düşündüğümüz için tabii ki memnunuz ve diliyoruz ki, yani kişinin özelinin ötesinde, yani Melih Bulu değil bizim muhatabımız aslında. Biz demokratik süreçlerin işletilmesini ve üniversitenin teamüllerine uygun bir seçimle seçilen bir rektörün üniversitemize rektör atanmasını istiyoruz. Dileriz bu yönde de bir gelişme olur. Evet, peki bu gelişmeleri sizler zaten yakından takip ediyorsunuz. Bizler haberciler olarak takip ediyoruz. Protestolar son bulacak mı Boğaziçi Üniversitesi'nde? Bunu bilemiyorum tabii. Bu bileşenlerin, bütün bileşenlerinin üniversitenin bir arada oturup kendi başlarına, kendi içlerinde karar verecekleri bir süreç. Ama şu anda herhangi bir gelişme görmüyoruz. Bir gece içerisinde açılan iki tane fakülte var. Bunların sadece dekanı var. İçinde bir ders yönergesi vesaire çalışması yapılmadığı söyleniyor bize. Yani bütün bu süreçler varken elbette ki ne güzel deyip kenara çekilmeyecektir Boğaziçi camiası diye düşünüyorum. Bir açılmış olan dosyaların da sonuna kadar takipçisi olacağız. Yani bütün hukuk süreçlerinin, şikayet süreçlerinin ve elbette ki seçim ve atama süreçlerinin de. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Nilgün Cön bizimle olduğunuz için. Ben teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.